Manşete hoş geldiniz. Başımız sağ olsun. Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez şu son dakikalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde katil İsrail işbirlikçi AKP dövizi açtı ve yaklaşık 10 dakikalık konuşmasında AKP'lilerin ile işbirliği halinde nasıl ticaret yaptıklarını anlattı. AKP'liler buna cevap veremediler, itiraz edemediler. Sadece sesini bastırmaya çalıştılar. Laf attılar, konuşturmamaya çalıştılar, konsantrasyonunu bozmaya çalıştılar filan. Cevap veremezler, veremediler zaten. Veremiyorlardı. Onurlu bir duruş, şerefli bir ölüm diye yazdım X platformunda. Allah rahmet eylesin. Son dakikaları da hakkı hakikati hay haykırarak gitti. Milli Görüş Camiası'nın başı sağ olsun. Hasan Bitmez. Mühim bir olaydır. Fakat maalesef bu konuda diğer konular gibi birkaç gün üzerinde düşünülecek ve daha sonra rafa kalkacak bir konu. Tıpkı Seçil Erzan, Denizbank, Fatih Terim fonu olayı gibi. Tıpkı daha dün değil evvelki gün tartıştığımız Faruk Koca, Ankara gücü, hakeme yumruk olayı gibi. Nasıl gündemden kalktı bir anda gördünüz mü? Elbette her gündeme gelen konu haftalarca sürmek durumunda, aylarca konuşulmak durumunda değil. Fakat bir takibinin yapılması gerekiyor. Emniyete intikal ettiyse emniyetin, emniyetten emin olmak gerekiyor. Yani bu konuyu takip edecek ve bunu yargıya havale edecek. Yargıda üzerine düşeni yapacak. Sonra biz gene gündemimizi alacağız bunu. Ha bakın birkaç ay önce şöyle şöyle bir harisi olmuştu. Failleri yargı önüne çıktı ve böyle böyle. İşte kendilerini şöyle savundular. Hakim böyle dedi bilmem ne. Yok Öyle bir fikri takipte yok. Gazetelerin köşesinde küçük bir haberle geçiştiriliyor sonra. Takip edilmiyor. Seçil Erzan haberi de öyle olacak. Faruk Koca haberi de öyle olacak. Evet. Hasan Bitmez'in yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok nadir olay tarihe geçer. Ben de son 30 yıldır içinde yakinen seyrettiğim e, bir meclis olduğu için şunu söyleyebilirim. Bazı hadiseler vardır. Meclis tarihine geçer, genel kurul tarihine geçer. Parlamentoda yaşanan unutulmaz olaylar kataloğuna girer. Bu öyle bir olaydır. Hasan Bitmez'in Katil İsrail işbirlikçi AKP dövizi eşliğinde yaptığı, AKP'nin yalanlayamadığı, itiraz edemediği konuşması sonrasında ve konuşmasını tamamlıyor, tamamlamayı başarıyor ve ondan sonra da yığılıyor kürsünün altına. Böyle. Muhteşem bir final. Öyle dedim X platformunda. Allah rahmet eylesin. İşte ilk müdahaleyi AKP'li özür dilerim İyi Partili Turhan Cömez yapmıştı. Doktor fakat döndüremediler. Mavi Marmara'yı hatırlatmıştı Hasan Bitmez. Mesele sadece Hasan Bitmez meselesi de değil. Hasan Bitmez evet Kocaeli Milletvekili, Saadet Partili, Genel Başkan Yardımcısı. Bu meseleyi tek başına Bayraklaştırmış götüren biri değil. Başka konuşmaları da var. Geriye doğru bakın. Kendi Twitter hesabında paylaştığı konuşmalar. Saadet Partisi'nin Twitter hesabında paylaştığı konuşmalar var. Yani bu o konuşmalar silsilesinin sonuncusu. Saadet Partisi de genel başkan yardımcıları, yönetim, genel başkan ve yayın organı Milli Gazete düzeyinde takip ediyor. Yani Milli Gazete'den. Saadet Partisi sözcülerine, genel başkana, yönetim katına kadar herkes e, İsrail'le yapılan ticarete dikkat çekiyor. Mesele kola dökmek, mesele işte Starbucks basmak değil. Birazdan ona da bakacağız. Saniyeler sonra yığılacak. Ama işin bir, bir tarafı bu. Diğer tarafı da o yığılırken Allah'ın gazabına uğrayacaksınız da onun son sözleri. Bak gördün mü Allah'ın gazabı böyle işte diye AKP sıralarından sesler geldi ve bu bunu ifade eden kişinin de AKP grup başkan vekili Özlem Zengin olduğu söyleniyor. Meclis tutanaklarına AKP sıralarından diye geçti. Özlem Zengin, Hasan Bitmez işte bu karede görülüyor. Görüntülerde de görebilirsiniz ben karenin dondurulmuş olarak getirdim. Hasan Bitmez kürsünün altına yığıldığında o sırada başını da basamağa çarpıyor maalesef. Onun tabii tesiri var mı yok mu bilmiyoruz. Yani başını çarpmasının getirdiği travmatik bir durum oldu mu olmadı mı onu bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. İki damarı tıkalıymış. Yani esasen kalbinde problem varmış. Bu ancak bu fenalaşmayla da ortaya çıktı. Özlem Sengin hala parmak sallıyordu AKP Grup Başkan Vekili. Bu kadını oradan aldılar. Çıplak arama diye bir şey yok. Namuslu kadın bir yıl beklemez dediği için. Sonra tekrar getirdiler. Gene aynı pisliğini saçmaya devam ediyor. Aynı arsızlığa, aynı azgınlığa devam ediyor. Şimdi gene alırlar. Bir süre dinlendirirler, gene getirirler. CHP'li vekillerin, biz ondan duyduk diyorlar. İsmail Saymaz'ın haberi. Allah'ın gazabı böyle olur diyen kişi, Özlem Zengin'di. Ki zaten Özlem Zengin yürü falan diye böyle şey yapıyor. Tutanaklara girmiş. Birazdan getireceğim ekrana. Fakat sonrasında Allah'ın gazabı böyle olur diyen yani bu cümleyi kimin sarf ettiğine baktığınızda Özlem Zengin yazmıyor tutanaklarda. AKP sıralarından gürültüler diyor. Evet. Şimdi Özlem Zengin diyor ki arka sıralardaki arkadaşlar olayı hemen anlamadılar. Ondan Allah'ın gazabı böyle olur sesleri geldi. Ya arkadaş Arka sıralardaki arkadaşlar olayı anlamadan Allah'ın gazabı böyle olur, işte Allah'ın gazabı böyle olur diyebilir mi? Adamın düştüğünü gören kişi işte Allah'ın gazabı böyle olur der. Adamın düştüğünü gören kişinin de ön sıralarda oturması icap eder. Yani zevzeklik bu açıklamada. Ama dedim ya paniklediler. Olay yani şu anda kriz yönetmeye çalışıyorlar. Başka bir şey değil. Kriz yönetmeye çalışırken de yalanları sıralıyorlar. Yani başka başvuracakları bir şey yok. Olayı saklamak işte tutanaklar burada. Görmüşsünüzdür. Kaç kaç hesaptan ayrı ayrı paylaşıldı. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız diyor Hasan Bitmez. Cehennem azabından kurtulamayacaksınız. AKP sıralarından gürültüler. Özlem Zengin yürü. Siz öyle olacaksınız diyor. Yani dediği şey sen Allah'ın gazabından kurtulamayacaksın. O sırada hepinizi saygıyla selamlıyorum derken yığılıyor gerçekten tam da o esnada zaten sesi de çatallaşıyor ve şeyi düşüyor enerjisi düşüyor ve Hatib'in kürsüde bayılıp yere düşmesi tutanaklara böyle geçmiş AKP sıralarından Allah'ın gazabı böyle olur işte Allah'ın gazabı böyle evet. bunu CHP'liler özlem zengin söyledi diyorlar bir özür bile dilemedi biliyor musun? Baş sağlığı diliyorum falan. Çünkü arsızlar özür dilemez. Arsızlıkta, azgınlıkta geri adım yoktur. Bisiklete binmek gibi durduğunda düşersin. Sonuna kadar gideceksin. İpin ucu iyice kaçtı biraz evvel Atıf'ta bulunduğum Starbucks'ta pompalı tüfekli saldırıda bulunuyorlar. Öbür tarafta gerçek İsrail işbirlikçilerini anlatan vekille böyle yükleniyorlar. Ve öldü adam. Öldü. Yani iş başka bir yere gidiyor. Biz burada ne kadar konuşursak konuşalım. Kendi döndürdükleri propaganda aygıtında farklı hikaye dönüyor. Farklı yalanlar dönüyor. Adana, Starbucks pompalı tüfekli ateş. Bakın dram budur. Tokat Erbağ. Dram budur. 47 yaşında seyyar satıcı Hakan Yıldırım. Bardakta süt, mısır satıyor. Bu. Ve bu tezgaha kestane de satıyormuş. Zabıta kaldırmak istiyor. Yer tokat erba. Üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Bu da görüntü. Kaybedecek bir şey olmayan insan ancak bunu yapar. Ve iş başka bir yere gidiyor. Tunus'ta 2010 Arap Baharı gene benzer bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla isyan edip gene onun da tezgahına el konuyor Baş başladı. Gerçek günden bu. Bora Erdin paylaşmış AVM'de 2 adet döner dürüm ve suya 418 TL para verdik diyor. Bunlar alabilenlerin durumu. Yani döner dürüme de bakar mısınız? Karın doyurur mu? Doyurmaz mı? Ayrı bir hikaye. Ürünü açtık soğuktu. Neredeyse döner yoktu içinde iade ettik. İnanamıyorum. Yani ben artık bir takım şeyleri tabii orada da yaşamadığım için. Yani Türkiye'de yaşamadığım için. Türkiye'de artık fiyatlar ne seviyede? Bir bardak çay nedir? Bir simitin fiyatının öyle olması doğal mıdır değil midir? Yani duyduğum bütün fiyatlar astronomik geliyor. Fakat... Ya bu gene iyi diyenler falan oluyor. Olay koptu. Yani bundan 3-5 yıl öncesine kadar karşılaştırabiliyorduk. Karşılaştırma algımızı yitirmemiştik. Ama şimdi artık %100, %100, %120, %150 enflasyonun olduğu bir yerde onu oradan kopuyorsunuz. Ve zannediyorum Türkiye'deki çoğu insan da oradan kopuyor. Yani bir mekandaki hesabın makul olup olmadığı gittiğinizde veya bir, şeye, bir şey satın aldığınızda ödediğiniz paranın makul olup olmadığını kaç kişi acaba biliyor? Kaç kişi idrakinde? Ve meclis şey partisi yapıyor. Ne? İşte Diyarbakır Kebap Partisi. Mustafa Şen bu da. AKP'nin propagandacılarından biri. Bir milletvekili vefat etmiş. Hemen ertesinde yani ölümle pençeleşirken hemen ertesinde dün oldu bu. O arada millet eti bulamazken yani. Sonra da kendini savunuyorlar çarşaf gibi açıklamalarla. Unuttuk. Evet Faruk Koca olayı 48 saat sonra unutuldu. Adam zaten yarın öbür gün çıkar cezaevinden. Denetimli serbestlik verirler. Şu bu filan. Fakat bazen bir de enteresan bir dezenformasyon oluyor. Dezenformasyon kelimesinin de altı boşaldı ama. Yani bu mesela lafın dolaşıma girmesi gibi. Şimdi sözüm ona federasyon başkanı büyük Ekşi demiş ki bu ülkeyi bölemeyecekler bayrak Ya yani baktığınızda çok küçük bir araştırmayla 30 saniyelik bir dakikalık Twitter search ya da Google search ile Böyle bir şey demiş mi dememiş mi? Demişse ne zaman demiş? bulabilirsiniz Ben ya yani gerçekten bir dakika mı harcadım baktım yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir cümle yok. Nerede söylediğine dair bir veri de yok. Videosu da yok. Böyle bir haber de girilmemiş. Ne Twitter'da ne. Fakat birisi yazıyor bunu. Parodi hesap galiba. Sonra da Allah yüzlerce kişi alıntılıyor. Ve yani bunu yapan çok enteresan. Yani bu teyit mekanizmasının artık ne kadar olduğu, ne kadar gerekli olduğunu bilmesi gereken Kerli ferli gazeteciler de yapıyor bunu. Ya bu bilgi, bu bilgiyi dolaşıma sokuyorlar. İşte güvenilir biri paylaşınca da aa bak o paylaştığına göre bu doğrudur deyip arkasına diziliyor herkes. Yok yani teyit edemedim. Edebilen varsa ne olur bana söylesin. Ama mesela bu teyitli. Bununla gelin yani. Reza Zarrab 17 Aralık'tan sonra birkaç gün sonra 10. yılını idrak edeceğiz ki zaten her şeyin başıdır o. Reza Zarrab 17 Aralık'tan Aylar yıllar sonra işte böyle hayırsever iş adamı ödülü verilmişti. AKP'liler Noman kurtulmuş orada. Nihat Zeybekçi galiba orada. O da ödülün bir tarafından tutuyordu. Mehmet Büyükekşi. Bu. Bu fake değil. Bu uydurma değil, bu üretilme değil, bu fotomontaj değil. Yani öbürüne gerek yok ki bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Şimdi savcı odasında verdiği poz tepki çekmiş. Kimmiş? Avukatmış. Buket Nurşah Tekışık'mış. Sosyal ağlarda işte böyle fotoğraflarını paylaşmış. Böyle bir avukat olabilir mi? Savcının odasında bu şu kıyafetle sen ne yapmaya çalışıyorsun? Davaları nasıl aldığın ya da orada nelerin döndüğü ortada falan deniyor. Yani bu, bu sadece bir örnek. Hani fenomenler gibi bir sonuç. Sebepler başka. Sebep, sebepleri kaybediyoruz. Sebepler, sebeplerin miladı 17 Aralık. Oradan başlatmanız gerekiyor. Taş taş üstünde kalmayan bu düzeni. Evet yani neredeyse iç çamaşırla bir savcının odasında arzu endam eden ve bu fotoğrafları arsızca sosyal ağlardaki hesaplarında paylaşan avukat elbette dikkat çekicidir. Bir dakika ya falan denir ama Türkiye gibi ülkelerde tabii. Fakat bu bir sonuç yani. Bu bir sonuç. Avukat Ece Güner, İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan Milletvekili adayıydı. Kazanamadı. Fakat istifa etti. Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna getirdi. E, Meral Akşener, Meral Akşener'in önemli danışmanlarından biriydi. Ve bir açıklamayla, kamuoyuna açıklama... E, ...istifa etti, ayrıldı görevlerinden. İstanbul, Türkiye'nin kalbidir. Türkiye'nin her köşesinden insanımızın buluştuğu Türkiye'nin özetidir. Bu bir memleket, cumhuriyet meselesidir. Fakat diyor yani... Affımı rica ediyorum. En azından İstanbul ve Ankara'da işbirliği için mücadele ettim. GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz aldım. Az sayıda kişiden biriyim. Yıllardır da tek adam sistemine karşı mücadele ediyorum. Bağımsız hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda mücadeleme devam edeceğim diyor. Öyle. Yani ortaokul seviyesinde bir talebenin bile anlayabileceği bir matematiktir. Büyük şehirleri 2019'da nasıl kazandıysanız şimdi de ancak öyle kazanabilirsiniz. Yani bunun için e, siyaset okulu bitirmeye gerek yok. Yani dedim ya ortaokul seviyesinde bir çocuk bile bu denklemi çözer. Fakat Sedat Bozkurt güzel bir şey paylaşmış. İstifa ettirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili, Belediye Meclisi'nin İyi Parti Grup Başkan Vekili yeniden seçilmiş oy verenler kesin ihraç istemiyle talebiyle disipline sevk edilmiş bu seferde. Fakat Sedat Bozkurt tecrübeli gazeteci güzel bir yorum düşmüş üstüne. İyi partiyi kuranlar demek ki MHP'den Partici demokrasi olmadığı için ayrılmamışlar. Evet. Hiç kimse Partici demokrasi yok diye ayrılmıyor ki. Parti beni seçmiyor. Ben genel başkanlığına aday olmam lazım. Kurultayda yarışmam lazım ve işte genel başkan olunca o da bir Devlet Bahçeli oluyor. Devlet Bahçeli gidiyor Akşener geliyor ama durumlar değişmiyor. Misal o yani mücadele oydu zaten liderlik mücadelesiydi. Partiçi demokrasi mücadelesi değildi yani. Ha evet Akşener ve arkadaşlarına yapılan yanlıştı. Erdoğan bir hayat öpücüğü sundu Devlet Bahçeli'ye ve mahkeme kararlarıyla genel kurulu iptal ettirdi. Hukuksuz biçimde ve Bahçeli de o gün bugündür hala gasp ettiği koltukta oturmaya devam ediyor. Ayrı bir konu ama yani amaç o değilmiş yani amaç Bahçeli gitsin yeni Bahçeli ben olacağım demekmiş. İsrail'le bağlayalım yavaş yavaş. Ee, çok dramatik bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten sözün de, lafın da, yazının da her şeyin bittiği bir dönem. Göz göre göre bir etnik temizlik yapılıyor. Hitler dönemine atıf var, Nazi dönemine atıf, atıf var. E, önceki katliamlara atıf var. Dünyanın sessizliği ortada. Birleşmiş Milletler de ABD vetosu işte güvenlik konseyinde İsrail'e ya kulum dedirtiyor. Öbür tarafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ateşkes istiyor ama yaptırımı yok olmadığı için de İsrail bildiğini okuyor. İşine geldiğinde Birleşmiş Milletler diyenler işine geldiğinde Birleşmiş Milletler kararıyla kurulmuş bir devlet yani İsrail 1948'de işine geldiğinde tanımıyor bildiğini okuyor. Ne uğruna? İşte manzara bu. Filistinliler böyle çukura doldurulmuşlar. Fotoğraf burası esasen yani. Kışın ortasında çok dramatik malzemeler, şey e, fotoğraflar geliyor, görüntüler geliyor ve inanılır gibi değil oluyor dünyanın gözü önünde. İşte ABD Başkanı Vozurdamaya başladı. Yani dünyanın fikri değişebilir. Bak ben de artık Amerika'yı toplumu, sosyal ağları, gazeteleri falan tutamıyorum. Yani bitir artık falan bunu demeye getiriyor ama Biden bildiğini okuyor. Katılmıyorum Joe Biden'a. Joe Biden da bu o, savaşın ve bu katliamın suçlusudur, sorumlularından biridir. Yerin dibine batsın mevcut e, Beyaz Saray yönetimi. E, kurtaramaz. İki aydır katliama yol verdi. Başta e, kendi, sonra Dışişleri Bakanı Blinken. İsrail'e gider gitmez ayağının tozuyla yaptığı açıklamada ben bir Yahudiyim falan diyerek başladı yani. Olacak şey değildi bu. E, dinleyenler kulaklarına inanamadı. Katliamı onayladılar, sessiz kaldılar ve ABD'nin ve mevcut yönetimin bundan sonra dünyanın hiçbir yerinde ki zaten bugüne kadar bir yere demokrasi, refah, insan hakları falan götürdü yok da hikayedir o. Bu tür değerleri falan savunma gücü kalmadı, bahsetme gücü de kalmadı, e, bitmiştir. Yani inanç da kalmadı bu konuda, e, güven de kalmadı, itimat da kalmadı. Durum budur. En son yıl kadar süre vermişti, e, yürü diyor yani yürü. Ama öbür taraftan da kamuoyunu bir şekilde dizginlemeye çalışıyorlar. E ne olacak şimdi? İki, iki buçuk ay sonra, üç ay sonra ABD ya dur İsrail yeter artık falan dediğinde ABD'yi mi alkışlayacağız? Bu hep böyle oluyor. Ruanda'da da böyle oldu. Bosna'da da böyle oldu. Filmlerde görmüşsünüzdür. Bekler böyle askerler. Birilerinin işi bitirmesini. Sonra merkezden talimat gelir. Tamam yürüyün. Okey yürüyebiliriz arkadaşlar. Hep böyle. Hep böyle yani. Hep böyle oldu. Tünellere su basmaya başladı İsrail. Yani orada artık... ...hem suyu kirletecek... ...hem tarımı bozacak... ...hem altyapıyı bozacak... ...evlerin temellerini... ...umurumda değil ki... ...Gazze'yi dümdüz etmek üzere girmiş durumda. İnsansızlaştırmak ve dümdüz etmek üzere. Yani biz orayı dümdüz edelim... ...bir tane insan kalmasın... ...sonra da hafiyatla orayı kaldırırız. Yani... Elinden gelse haritadan silecek de yani silemiyor. Şu anda 3-4 aylık bir sürede Amerika'nın İngiltere'nin desteğiyle götürmeye çalışıyor yani. Gene de, gene de yani hedeflerini büyük oranda gerçekleştirdi. Büyük oranda gerçekleştirdi ki zaten Jeremy Corbyn de onu yazmış. 180, %85 Jeremy Corbyn önceki lideri İşçi Partisi'nin İngiltere. İngiltere'nin eski ana muhalefet lideri diyebiliriz. %85 insan diyor yer değiştirdi ve diyor en büyük korkuları bir daha eski evlerine dönememek. Ve şu anda diyor esasen Nakba yeniden yaşanıyor. 1948'den sonra Nakba veya Nakba. Ee, olay şu 1948'de İsrail Devleti kurulunca oradaki zannediyorum 750 bin kadar Filistinli adeta sınır dışı edildi veya yerlerinden yurtlarından edildi göçe zorlandı. Bir bölümü Lübnan'a gitti bir bölümü Suriye'ye gitti bir bölümü Ürdün'e gitti. Mısır'a giden oldu falan. Buna Nekba ya da Nakba denildi. Farklı telaffuzları var. Arapçada Nekbe deniliyor galiba. Buna Nekbe denildi ve bu olay yaşanıyor şu anda diyor Jeremy Corbyn. Evet. Mehmet Akif sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta diyor ama sırtlan bir hayvan ve hayvanlar tabiatının doğasının gereğini yaparlar. Onun için ben öyle demiyorum yani esasen yaratıklar içerisinde, canlılar içerisinde insan kadar vahşisi yoktur. Böyle bakın. Böyle bakarsanız yanılmazsınız. İnsanları da hiçbir canlıyla başka canlıyla karşılaştırmayın. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla hoşçakalın.